görüşmenin içeriğine ilişkin soruları yanıtladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, konu sadece referandum değildi dedi. Referandum sürecine ilişkin görüştük ama sadece anayasa değişikliği değil, Türkiye'nin gündeminde görüştük. Türkiye, Rusya, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri, terörle mücadele, elbap. Bunları konuştuk. Sayın Başbakan'ın referandum tarihine ilişkin belirttiği bir gün olmadı. MHP Genel Başkanı hükümet sistemi değişikliğinin kritikliğini hatırlattı. Ülke sistem geçmezse karma karışık olur. Referandum umarım hoşgörüyle gerçekleşir. MHP'ye gönül vermiş arkadaşlarımız evet oyu kullanacaklardır. Biz de bunu ülke genelinde anlatacağız. Toplum bilgilendirmeleri yapacağız. Referandum tarihi belli olunca da açık hava kapalı alan toplantıları düzenleyeceğiz. Düşüncelerimizi halkımızla paylaşacağız. Evet'i anlatmazsak kimse evet demez. Üzerimize düşeni yapacağız. Bahçeli, MHP'nin kendi imkanlarıyla kampanya yürüteceğini söyledi. Kullanılacak sloganları açıkladı. Kampanyayı MHP kendi imkanları ve üslubuyla yürütecektir. Ağız birliği içinde olacak kavramlar kullanmalıyız. Yarı kararsız üslup kullanmamak lazım. Sloganlarımız olacak. Günün bekası için evet. Bu ülke için bir yeminimiz vardır, vazgeçilmez. Onun için evet. Onlardan bazıları. MHP Konya kampında da referandum sürecini konuşacak. Hayır oyu veren vekiller kampa katılmayacak. Tabii bu şekilde devam ederlerse onlarla ilgili sürprizlerimiz olabilir. Bahçeli, kanun hükmünde kararname ile ihraç edilen akademisyenlerle ilgili de konuştu. Adalet mekanizması kısa sürede devreye girmeli. Sonuçlarını görmemiz lazım. Bazı öğretim üyelerinin ya da hepsinin masum olduğunu söylemek yanlış olur. MHP Genel Başkanı Ahmet Türk'ün tahliyesinden memnuniyet duyduğunu da açıkladı. Henüz bir randevu talebi yok dedi. Bize böyle bir talep gelmedi. Tahliye edilmesinden memnuniyet duyduğumu belirtmek isterim. Randevu talebinde bulunursa niye vermeyelim?